Herkese merhabalar, 8 sınıf İngilizce, birinci dönem birinci yazılı yazılık provamıza başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm ready teacher. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün sizlerle birlikte birinci ve ikinci ünitedeki konuları güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Zaten bu konulardan LGS'de de toplamda iki soru çıkıyor. Dolayısıyla hem friendship hem de teen life konusunu mükemmel bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ardından da süper bir şekilde bu konuları tekrar ettikten sonra buradaki kelimeleri güzel güzel gösterdikten sonra sizlerle süper bir şekilde çalışacağız. Ve yazılarımızdan kaç alacağız Songuç'um? Yüz alacağız. Harikasın yüz alacağız. Ama burada şu çok önemli. Yüz almaktan daha önemli olan şey buradaki kelimeleri iyice öğrenip LGS'de de hiçbir soruyu kaçırmamak diyoruz. Hadi bakalım önce intromuz girsin. Intro. <laughs> Evet şimdi yazılı programımıza devam ediyoruz. Burada bir haberimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Tonguç'ta yazılı yazılık 3 aşamada oluyor. İlk başta YouTube'da sizlere mükemmel bir şekilde matematik, Türkçe, fen, inkılap, İngilizce din süper yazılı kampımız devam ediyor. Yazılı kampımızı mutlaka takip edin arkadaşlar. İkincisi kitaplarımız çok değerli. Biliyorsunuz 8. sınıf 1. dönem yazılı notları çıktı. 1. ve 2. yazılıda tüm derslerde öğrenmeniz gereken İngilizce kelimeleri burada tek tek yazdık. Bakın burada her bir kelime, her bir konu anlatımı kesin çıkacak bölümleri İngilizce dersi içinde, diğer dersler için süper bir şekilde hazırladık. Ve yine Dinamo Set'teki soru bankalarımızda sizler için efsanevi bir şekilde soruları barındırıyor. Dijital sorular, ekstra sorular, çözümlü sorularla hazırlar. Üçüncüsü ve en önemli adım ise TonguçAkademi.com Akademi.com. Burada canlı yazılı provalarımızla ve canlı yazılı kampımıza sizleri hem LGS hazırlık sürecinde hem de derslerinize, okul yazılarınıza süper bir şekilde hazırlıyoruz. Bu reklamı da yaptıktan sonra hemen yazılı provamıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İngilizce'de birinci ve ikinci ünitede en çok dikkat etmeniz gereken şey nedir Tonguç? Un? Kelime öğrenmek hocam. Harikasın. Kelime öğrenmek. Kelime öğrenmek neden önemli? Çünkü bize sınavda yani LGS'de gramerden ziyade daha çok kelime bilgisini soruyorlar. Yani kelimeyi biliyorsan Anlayabiliyorsan cümleyi yapıyorsun. Yoksa hi'ye s gelir şi'ye s gelir. I, u, V'de, bunlara çok takılmıyorlar. Sen okuyorsun kelimeleri ve cümleleri anlayaraktan cevabı işaretleyebiliyorsun. Ama anlayamazsan kelime eksiğin varsa sıkıntı yaşıyorsun. Peki kelimeleri nasıl ezberleyeceğiz? Kelime ezberlemede de yöntemimiz şu. Mutlaka mutlaka öğrenmemiz gereken kelimeleri bir çıkarmamız gerekiyor. Hatta biz mesela bunu ister yazı notlarındaki kelime kısmından bakıp çıkarabilirsin. Burada mesela neymiş? Like, love, enjoy, dislike, hate burada kelimelerimiz var. Ya da Dilema soru bankalarımızdaki şu hemen İngilizce soru bankasını alalım. Nerede? Burada İngilizce soru bankası. Bak İngilizce soru bankası hemen açıyorum. Burada friendship konusunda direkt kelimeleri veriyoruz. İşte accept, kabul etmek, addicted, bağımlı, apologize, özür demek. Şimdi sen diyelim ki burada attention, dikkat kelimesini öğrenmen lazım. Buraya yazıyorsun attention diye kelime kartları hazırlıyorsun. Attention diye yazdıktan sonra arkasına da yani bu kağıdın arkasına da veya kartın arkasına da Dikkat diyorsun tamam mı? Dikkat çekmek veya dikkat. İşte bu kelimeyi gördüğün zaman, dikkati gördüğün zaman aklına attention. Attention'ı gördüğün zaman dikkat kelimesi gelmesi için de bunu cebine koyuyorsun. Sadece sınıfında, masada ya da evinde ders çalışırken masa değil de farklı yerlerde karşılaşmaya dikkat ediyorsun. Yani işte sokakta gezerken, marketten alışveriş yaparken, banyoya girerken, şurada burada farklı farklı yerlerde karşılaştığın zaman bu kelime aklına çok iyi yerleşiyor. Ve kelimeleri ezberlediğin zaman da hem yazılarında hem de LGS'de süper sonuçlar elde edebiliyorsun Tonguç'um. Şimdi burada making an offer yani bir teklif kullanabiliyoruz. Mesela how about joining my party? Partime katılmaya ne düşünürsün? Yani partime katılmak ister misin diyorum. Burada iki tane seçeneğim var. Accept ya da refuse yani kabul etmek ya da reddetmek. I'd love to dediğinde kabul etmiş oluyorsun. Unfortunately no. Maalesef hayır dediğinde reddetmiş oluyorsun. Hatta bak bununla alakalı şurada bir alıştırmamız var. Ee, onu şöyle bir çözelim bir dakika. Oradan direkt konuyu sıcağı sıcağına kontrol edelim. Ha bak şimdi. Accept, refuse or invite. Yani bunlardan bazı cümleler kabul etme, bazı cümleler reddetme, bazıları ise davet cümlesi. Bunu bulmaya çalışalım beraber. Böylece sıcağı sıcağına kontrol etmiş olalım. I'd love to join. Where do you meet? Bak, katılmak isterim. Nerede buluşacağız diyor. O zaman bu nedir Tonguç'um? Accept. Harikasın, accept. O zaman buraya e, accept yazıyorum. Şöyle ne yazalım mesela? Şöyle yanına yazayım. Çünkü buradaki boşluğa sığmayacak. Benim yazım biraz büyük. Accept yazıyorum. Kabul etme Onaylama yani. Burada demiş ki... Unfortunately, I can't. Maalesef yapamam diyor. O zaman bu nedir? Refuse. Harikasın. O zaman buraya da refuse yazıyorum Tonguç evladım benim. I have to help my dad. Sorry. Bak burada demiş ki... I have to help my dad. Sorry. Eee üzgünüm babama yardım etmek zorundayım diyor. O zaman muhtemelen davete katılamıyor. O zaman buraya da yine refuse yazabiliriz. Why don't you attend my party? Neden partime katılmıyorsun diyor. Burada ise ne yaptı? Davet etti. Harikasın davet etti. O zaman buraya davet etmek anlamına gelen invite yazabiliriz. Invite davet etmek demek. Hatta invitation kartta, invitation kartta davetiye kartı oluyor. Tamam. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım diyor. O zaman kabul etti diyebiliriz. Buraya da yine except yazabiliriz Tonguç'um. It sounds great. Kulağa hoş geliyor. But I have an early exam. Fakat erkenden bir sınavım var diyor. Şimdi bak burada fakat önemli bak. Eğer fakatın öncesini düşünürsen kabul etmiş gibi duruyor. It sounds great. Harika. Ama sonrasında I have an early exam diyor. Dolayısıyla en sonucunda reddetmiş olduğunu yakalamamız lazım. Refuse. Let's eat out today. Bak burada demiş ki hadi dışarıda yiyelim demiş. O zaman burada da bir davet var. Bir offer var. Invite diyebiliriz. I'm busy. Meşgulüm. But fakat I can't refuse it. Bak burada I'm busy dedi. I'm busy deyince tahminen ne düşünüyorsun? Reddetmiştir. Aynen yani reddetmiştir, vazgeçmiştir, istememiştir gibi düşünüyorsun yani. I'm busy. But fakat I can't refuse it. Fakat reddedemem diyor. O zaman I can't refuse it diyorsa burada da accept yani kabul etti diyebiliriz. Why not? Neden olmasın demiş. Burada da yine neden olmasın demek. Accept anlamına geliyor. Toguç evladım benim. Süper. Şimdi burayı güzel bir şekilde hallettik. Devam ediyoruz. Şimdi burada kelimelerimiz var. Şimdi şuraları e, alıştırmalardan devam edelim şöyle. Şunları da aldık. Tamam. Şimdi. E, heh, şurada. Dedik ki... Teklif edebiliyor dedik. How about joining my party? İşte what about let's? Buna benzer şeylerle bizi davet edebiliyorlar. Kabul etmekte I'd love to diyebilir... Ama sonrasında bat deyip durumu değiştirebilir. Yani kabul etti diye düşünürsen I'd love to. Ha, kabul etti. İsterim. But dedikten sonra patlıyorsun. But işte I have an exam der bir anda reddettiği ortaya çıkabilir. Şimdi hatta burada iyi arkadaşlarımızın ya yani da arkadaşlarımızın özellikleriyle alakalı bir alıştırmamız var. Ona bir bakalım bak. Burada demiş ki match the words and their meanings Yani arkadaşlıklarla alakalı kelimeler var burada. Şimdi count on, güvenmek demek. Güvenmek. Burada güven anlamına gelen kelimeyi çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Burada güven anlamına gelen kelime count on ve trust. Bak count on ve trust aynı anlama geliyor. Bunu böyle güzel bir şekilde hemen eşleştiriyorum ben şöyle okları birleştirdik. Count on ve trust. Şimdi aynı anlama geliyor. Sınavda da hem yazılında hem de LGS'de böyle üst üste bu kelimelerin birbirine benzediğini sorabilirler. Şimdi backup ise desteklemek. Burada desteklemek anlamına gelen kelime hangisi olabilir Tonguç'um? Support. Harikasın süper. O zaman hemen buradan support'u şöyle alıyorum. Support'u buraya çiziyorum şöyle support ve support'un oku. Net bir şekilde buradan şöyle bak güzel bir şekilde support ve backup da aynı anlama geliyor. Count on trust, backup support. Çok güzel harikasın Tonguç'um. Devam ediyoruz. Body ne demek body? Kanka demek. Kanka demek çok güzel. Burada kanka anlamına gelecek kelime laid back, trendy, support, trust, close friend. Yakın arkadaş. O zaman hemen body ile de şöyle alıyorum. Close friend'i net bir şekilde birbiriyle eşleştiriyorum. Close friend ve body yani yakın arkadaş ve kanka birbiriyle eşleşmiş oldu. Tamam. Devam ediyoruz. Relax demiş. Yani rahat. Relax rahat anlamına gelen kelimemiz de laid back. Hemen şuradan şöyle hatta değişik bir renkle alayım ki iyice kafa karışmasın. Bak relax şuradan şöyle alıyorum. Hop 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 laid back ve relax aynı anlama geliyor. Bunu böyle buradan aldık. Şuradan da geçsin şöyle güzel. Tamam. Gördüğün gibi resmen üç boyutlu bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Relax ve laid back de aynı anlama geliyor. Serious ne demek Tonguç'um? Ciddi. Ciddi demek. Aferin. Serious ciddi demek. O zaman serious'ı şöyle Şöyle sinirli bir adam tipi çizebiliriz. Peki burada ciddi olan kişi ne yapar? Muhtemelen şaka yapmaz. Bak who doesn't make jokes diyebiliriz. O zaman burada who doesn't make jokes anlamına gelen ifadeyle burayla o burayı burayı böyle güzel bir şekilde pembiş kalemle birleştiriyorum. Burayı da bunlarla birleştirdik. Çok güzel. Who doesn't make pardon yapamadım. Heh, who doesn't make jokes diyoruz. Geldik fashionable. E, fashionable bitti zaten artık çok rahat yapabiliriz. Fashionable'ı da şöyle kırmızı ile yapalım. Mesela kırmızı ile yaparsak bu net bir şekilde oturur. Şöyle Fashionable'ı aldım. Buradan böyle Trendy ile rahatlıkla bunu buraya yerleştirebildik. Tamam çok güzel bir şekilde bunu da bitirdik rengi renk. Sen de evde çalışırken bu tarz renkli kelimelerle konuları pekiştirirsen çok daha iyi olur Tonguç Ceylan benim. Bunlar senin konuları daha iyi anlamanı sağlar. Şimdi burada başka kelimeler de var onları da söylemek istiyorum sana mesela e, insanların özellikleriyle alakalı. Burada mesela what is der mesela tamam what is işte Andy like yani Andy nasıl biri diye sorabilir sana tamam mı? Andy nasıl biri dediği zaman dersin ki mesela Andy değil de mesela ee, kim diyelim mesela Tankut diyelim o zaman biz Tankut yazalım buraya. What is Tankut like yani Tankut nasıl biridir dediğimizde karakterle alakalı şeyler söylüyor. Mesela Tankut senin en samimi arkadaşın nasıl biri Tonguç'um? Yardımsever. Yardımsever diyorsun o zaman buraya helpful yazıyorum bak helpful. Başka nasıl biri? Cömert. Cömert diyorsun o zaman generous yazıyorum bak generous. Başka ne diyorsun? Destekleyici. Destekleyici o zaman supportive yazıyorum. Tabii ben buraya Türkçe yazamam destekleyici diye. Yardımsever dedin, helpful yazdım. Generous dedin, cömert yazdım. Supportive dedin, destekleyici yazdım. Ben, mesela ben de başka özellikler söyleyeyim. Honest, dürüst diyebiliriz. Reliable, güvenilir diyebiliriz. İşte e, friendly, arkadaş canlısı diyebiliriz. E, başka ne diyebiliriz mesela? e, ee, şay, utangaç diyebiliriz. İşte başka ne diyebiliriz? Hmm, ne olabilir mesela? Easy going diyebiliriz. Yani yine bu da arkadaş canlısı anlamına geliyor. Bu tarz kelimeleri çok çok iyi bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Tonguç ...eladım benim. Şimdi o zaman bak bu kelimelerde kelime kartları yöntemini mutlaka halletmen lazım. Ne dedik? Buddies never tell lies. Kankalar asla yalanlarını asla yalan söylemez. Ya da never share secrets. Yani asla sırlarını paylaşmaz. Hatta şöyle diyelim. They never share secrets. Asla sırları paylaşmazlar. Şimdi geldik film çeşitlerine. My favorite movie type is action. Benim favorite film çeşidim diyor aksiyon filmi Şimdi film çeşitlerine geldik ama burada kafanı karıştırdığım bir şey var mı Tonguç'um şu anda? Anlamadığım bir şey var mı? Ekranları başka arkadaşlarımız da mutlaka e, takıldıkları yerleri soracaklardır ama ben burada sana sormak istiyorum. Kafanı karıştıran bir şey var mı? Hocam şu ikini anlamadım. Tamam. Making offer veya e, reddetmek veya davet etmek diyorsun. E, reddetmek veya kabul etmek diyorsun. Bak burayı sana şöyle güzelce özetleyeyim Tonguç'um. Bak nerede? Şurada bir boş sayfa bulalım. Hah, buraya bir dakika. boş sayfa. Arkadaki boş sayfalardan birini yazalım hatta. Şöyle alalım. Bir dakika. Tamam. Şuradan bir boş sayfa alalım. Bir saniye. Evet. Şuradan alıyorum ve çok basit esasında hiç endişelenecek bir şey yok ama madem anlatmamı istedim ben de anlatayım. Arkadaşlar da zaten anlamışlardır ama yine de bir daha göstereyim. Bak şimdi. İngilizce'de yani sen şu kısmı tutuyorsun galiba değil mi? Hani en başta göstermiştik. E, accept e, veya refuse kısmı. şurası. Burayı şimdi bir daha göstereyim arkadaşlar. Herkes dikkat edin Şimdi İngilizce'de biz, İngilizce'de biz eğer davet ediyorsak burada diyoruz ki making yapmak ne yapmak? Offers teklifler veya invitations ya da davetler diyoruz. Invitations. Tamam. Bu bir. Bunun sonrasında bu davetler için ardından kabul edebilirler. Kabul etmeyi mesela yeşille gösterelim. Accepting bak kabul ediyor. Accepting. Veyahut da reddedebiliyor. Bu sefer de kırmızıyla gösterelim. Refusing. refusing reddetmek. Tamam. Şimdi accept kabul etmek dedik. Refuse reddetmek dedik. davet etmek de zaten soru işareti olmuş oluyor. Şimdi burada davet ederken sana şöyle diyebilir. Mesela let's diyebilir. Let's yani haydi gidelim diyebilir. Ya da how about diyebilir. Düşünür müsün? Hadi bak böyle bir şey yapalım diyebilir. Hepsinde sonu soru işaretiyle biter bu arada Tonguç'un. Veyahut da fancy der mesela. Hoşlanır mısın gitmekten? Fancy going out diyebilir. Buranın hepsine let's go sinema. How about going to sinema? Fancy going to sinema diyebilir. Ya da ee, ...shall we diyebilir mesela, shall we. Bu da yine teklif ederken kullandığımız bir şeydir. Ya da why don't we, neden yapmıyoruz ki der mesela. Why don't we go to cinema? Neden sinema gitmiyoruz diyebilir. Ya da would you like to der mesela. Would you like to go to sinema? going to cinema diyebilir. Şimdi bunlar sorular. Davetlerde bunu kullanıyoruz. Şimdi burada kabul ettiğimiz zaman biz ne diyebiliriz? I'd love to diyebiliriz. I'd love to. Fakat ardından bat geliyor mu? ona dikkat etmen lazım. But geliyorsa muhtemelen reddedecektir. Ya da that is a good idea. That is a good idea. Bu iyi bir fikir diyebiliriz. Ya da why not? Neden olmasın diyebiliriz mesela. Why not? Neden olmasın? Bak bunun sonunda soru işareti olduğunu için sakın burada zannetme. Why not? Neden olmasın? Ya da yes please. Evet lütfen diyebiliriz. Ya da that would be great. Harika olur bak. That would be great, harika olur diyebiliriz. Mesela that sounds great, kulağa hoş geliyor, kulağa harika geliyor diyebiliriz. Ya da great, fun diyebiliriz. Şimdi bunlar böyle fakat reddedebiliyoruz. Reddettiğimiz zaman ne diyebiliriz mesela? No thanks. Aynen no thanks, çok güzel bir cevap verdin. No thanks, sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol, teşekkür ederim diyebiliriz. Ya da I'm sorry, bak I'm sorry, üzgünüm but I can't mesela fakat... ...yapamam diyebiliriz. I can't come, I can't make, I can't do diyebiliriz. I'd love to bak, I'd love to yapmak isterdim. Bak böyle yazıyor. Ama sonra but deyip olumsuzu gelip durumu değiştirebiliriz. Ya da I'm busy now. Şu anda meşgulüm. Şu anda meşgulüm yapamam diyebiliriz. Ya da işte ne diyelim mesela ee, I'm afraid. Korkarım bak. I'm afraid. I can't. Korkarım. Yapamam diyebiliriz. I can't direkt diyebiliriz. I can't diye direkt söyleyebiliriz. Bunlar da red cümleler oluyor. Bu kadar basit olmuşum. Az önceki alıştırmada bunu göstermiştik. Şimdi gelelim buraya. ...film tipleri. Film tipleri çok kolay. Burada zaten sadece kelime bilgisi var. Diyor ki... ...my favorite movie type is action. Benim favori film tipim aksiyon diyor. Senin favori film tipin nedir Tonguç? U? Mesela hangi film tarzını seversin? Komedi filmleri. Harika. Komedi filmlerini ben de çok severim gerçekten. O zaman şimdi gel bakalım. Burada film tipleriyle alakalı bir alıştırmamız var. Ona bakalım. Demiş ki... ...write movie genres demiş. Yani film çeşitlerini yazın demiş. The Fast and Furious. Hızlı ve öfkeli. Bu bir aksiyon filmidir. O yüzden buraya yazıyorum... Action. Bak action. Aksiyon filmi. Burada ise e, Up diye bir film var. Bu animasyon. O zaman animasyon Türkçe'dekine aynen gelmiş. Animation. Burada ise bir kovboy film var. The God, The Bad and Ugly. İyi, kötü, çirkin diyor. Bu kovboy filmlerine biz Western deriz. Western movies. Şimdi burada romantik diye bir film var. Yani e romantik, romantik. Yani o zaman buraya romance yazmamız yeterli. Romance yazmamız yeterli. Burada ise Martian diyor. Bu gerçekten bak uzay şey uzay gitmiş Uzayda geziyor. Mars'a falan geziyor herhalde. Mars'lı gibi böyle üzerine şey var. O zaman burada e, bilim kurgu olacak. Bilim kurgu ne demek Tonguç? Science Fiction. Harikasın. Aferin iyi biliyorsun. Science Fiction. Science Fiction kelimesini bilmen gerçekten süper bir şey. Science Fiction yazıyoruz. Science Fiction. Burada da Kelebeğin Rüyası diye bir filmden bahsetmiş. Bu da normal drama diyebiliriz buna. Drama Film diyebiliriz, duygusal drama bir film diyebiliriz. Süper. Bak bunlar direkt kelime bilgisi Tonguç'un. Bu kelimeleri güzel güzel öğreniyoruz. Kelime kartlarımıza ekleyeceğimiz kelimelerin sayısı arttı. Mesela burada bir tane daha böyle kelimeler alakalı bir şey var. Categorize adjectives by their meaning. Sıfatları e, kategorize edin diyor. Yani olumlu sıfatlar var, olumsuz sıfatlar var. Bak trendy, ridiculous, terrific, cool, boring, terrible fun, unbearable, relaxing, loud. Burada bir sürü sıfatımız var. Burada anlamını bilmediğimiz sıfat kalmamalı. Hepsini mükemmel bir şekilde öğrenmeliyiz. Ben şimdi sana tek tek manalarını söyleyeceğim veya sen bilmeye çalışacaksın. Mesela sence trendy kulağa nasıl geliyor? Pozitif. Aynen pozitif geliyor. O zaman buraya trendy yani moda demek bu. Trendy, trend yani. O zaman pozitif. Şimdi ridiculous deyince kulağa nasıl geliyor? İtici, negatif. Aynen çok itici değil mi? Ridiculous. Yani aptalca negatif bir şey. Ridiculous. O zaman buraya yazıyorum. Ridiculous diye yazdık. Tamam. Tamam. Terrific kulağa biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Terrific müthiş demek. O yüzden buraya yazıyorum. Terrific müthiş demek. Ama terrible berbat demek. Onu da bu tarafa yazıyorum. Terrible tamam. Şimdi geldik burayı bitirdik. Cool. Cool deyince kulağa nasıl geliyor Tonguç'un? Um? Oh cool. Aynen oh cool. Havalı diyoruz yani. Dolayısıyla burası da cool olacak. E, boring e, çok basit. Boring ne demek Tonguç? Um? Sıkıcı. E, sıkıcı demekse sıkıcı da negatif bir şey. O zaman buraya boring sıkıcı olduğu için bu tarafa yazabiliriz. Boring tamam. Geldik buraya. Fun, e, neşeli, eğlenceli fun'ı buraya yazdık. Unbearable. Unbearable da katlanılmaz. Üf, rezalet ya unbearable mesela. Katlanılmaz bir şey söyle bana Tonguç'um. Matematik. <laughs> evet, matematik gerçekten bazen katlanılmaz oluyor, haklısın. Devam edelim. E, relaxing, rahatlatıcı. Relaxing, o zaman buraya yazıyorum. Relaxing diye yazıyoruz. Loud da böyle e, yine e, yüksek sesli kötü anlamında kullanabiliriz. Loud ne demek hocam? Yani yüksek seslemek ama gürültülü anlamında da kullanıyoruz. Loud da gürültülü diyebiliriz. O zaman gürültülü, katlanılmaz, sıkıcı, e, berbat, aptalca, rahatlatıcı, eğlenceli, cool yani böyle havalı, müthiş ve moda diye bu kelimeleri de buraya yazabiliriz. Şimdi buradan devam edelim. O zaman şurada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Film tiplerini gösterdik. Future plans and intentions. Gelecek planları ve niyetler. I'm throwing a slumber party demiş. Ben bir pijama partisi planlıyorum demiş. I'm throwing yani ben pijama partisi veriyorum diyor. Şimdi buna bakalım istersen. Buna bakmadan önce şurada bununla alakalı güzel bir readingimiz var. Okuma parçamız var. Bunu yapalım birlikte. Diyor ki Dear Melissa, sevgili Melissa. I'm throwing a slumber party at 45 past 8 on Saturday evening. Ak Cumartesi akşamı 8.45'te bir pijama partisi veriyormuş. All of our classmates are coming. Bütün arkadaşlarımız geliyor diyor. The party is going to be at my house. Parti benim evimde olacak diyor. What about joining us? Katılmaya ne düşünüyorsun? Katılmaya ne dersin diyor. Burada ne yaptı? Bir offer, bir teklif yaptı. We miss you a lot. Seni çok özleriz. Seni çok özledik diyor yani. I hope you can come. İnşallah gelirsin diyor. Yani umarım gelirsin diyor. With love, sevgilerle Jane diyor. Şimdi burada partiyi kim yapıyor? Jane. Harikasın. Partiyi Jane yapıyor. Partiyi Jane yaptı. Nereden anladık? Sevgili Melisa partime gelir misin dedi. En altta Jane diye ismi yazdı. O zaman burada bu soruda diyor ki... Who is throwing the party? Kim parti yapıyor dedi. Tabii ki de biz deneyeceğiz Jane diyeceğiz. O zaman buraya Jane yazdığın zaman puanı alıyorsun. Jane is throwing the party ya da Jane diyebilirsin. Şimdi what kind of party is it? Ne tarz bir parti? Pijama partisi. Harika, pijama partisi ama buraya biz pijama partisi yazamayız. Slumber party diyoruz. Slumber party, pijama partisi dedik. Çok güzel. When is the party? Parti ne zaman diyor? Bak burada yazmış. It is at 45 past 8 on Saturday e, evening. Cumartesi akşamı 8.45'teymiş. Tamam. Where is the party? Parti nerede diyor. Parti nerede Tonguç'um? Jane'in evinde. Aynen Jane'in evinde. O zaman Jane'in evi nerede? E, bakalım nerede demiş. At my house O zaman it is at Jane's house diyebiliriz. Jane'in evinde diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Tamam. Şimdi burayı da bitirdik. Geldik buraya. Hmm. The person. Ha, kelime çalışması. Gene kelime. Never, always, dislike. Bunları yapacağız beraber Tonguç'um. Dikkatçe dinle bakalım. Şimdi. In my opinion diyor. In my opinion. Veyahut da in my personal. Rock müzik izi besliyor. Şimdi in my personal diye bir şey hiç duydun mu sen? Hayır hocam. Ben de duymadım. In my personal. Böyle bir şey yok. Ama in my opinion rock müzik izi besleyebiliriz. O zaman burada ilk başta opinion geliyor. Yani fikirlerimizi dile getirirken biz böyle şeyler kullanıyoruz. In my opinion, to me, I think gibi ifadeler kullanır. Burada in my opinion rock müziği best besliyor. She prefer mi prefers mi Prefers. Harikasın, prefers. O zaman buraya prefers yazıyorum. She prefers playing guitar to violin. O e, gitar çalmayı, violin çalmaya tercih ediyormuş. O zaman bak, Prefer'dan sonra sevdiğimiz şey geliyor. To'dan sonra ise sevmediğimiz şey geliyor diyor. I prefer kalp. Burası ise çarpı. Beğenmediğim şey oluyor. Demek ki To'dan sonra beğenmediğim şey, prefer'den sonra beğendiğim şeyi söylememiz lazım. Bu ise gitar çalmayı seviyormuş. Violin çalmak yerine. I enjoy or dislike. Bak, hoşlanmak ya da e, hoşlanmamak. Reading a book. Kitap okumayı e, ...seviyorum seviyor mu sevmiyor mu nasıl anlayacağız? Sonraki cümleye bakacağız. I think it is relaxing diyor. Bence rahatlatıcı diyor. Rahatlatıcı diyorsa kitap okumayı seviyor mu? Seviyor. E, seviyorsa o zaman I enjoy. Yani eğleniyor diyeceğiz. Dislike olamaz. My brother takes shower Two a week, twice a week. Şimdi two iki kez demek. Two iki demek ama twice iki kez demek. O zaman biz iki kez anlamına gelen twice kullanmamız lazım. Çünkü kardeşim haftada iki duş alıyor değil de haftada iki kez demek lazım. O yüzden twice dememiz gerekiyor bak. One bir, once bir kez demek. Two iki, twice iki kez demek. Dolayısıyla burada biz twice'ı seçtik. I prefer movies, books demiş. Tamam kitaplarımı, filmlerimi şimdi göreceğiz. My favorite genre is animation demiş. Benim favori çeşidim animasyon demiş. Animasyon kitabı olur mu Tonguç'un? Olmaz hocam. Animasyon kitabı olmaz. O zaman animasyon filmi diyoruz. My prefer movies diyor. I prefer movies. Tamam. I can't hate. Nefret edemem. Ya da I can't stand. Katlanamam. Heavy metal. It is unbearable. Katlanılmaz diyor zaten. Katlanılmazsa katlanamam diyecek. I can't stand'i seçmemiz lazım. I can't stand heavy metal. Ağır metalden nefret ediyorum. Katlanamıyorum. It is unbearable. Katlanılmaz diyor. Bu kelimeler zaten az önce şurada göstermiştim. Nerede o kelimeler? Ha şurada. Ha. Trendy, moda, terrific, müthiş, cool, havalı, fun, eğlenceli, relaxing, rahatlatıcı demiştik. Ama ridiculous, berbat, aptalca, terrible, berbat, boring, sıkıcı, unbearable, katlanılmaz, loud, gürültülü demiştik. Şimdi devam ediyoruz. My sister follows the fashion. Kız kardeşim modayı takip ediyormuş. She never asla veya she always daima Wears trendy clothes. Moda kıyafetler giyiyorsa ee, ve modayı takip ediyorsa o zaman asla mı daima mı diyeceğiz? Daima. Daima diyeceğiz. Harikasın Tonguç'um. O zaman she always wears trendy clothes. O daima moda kıyafetler giyer. Çünkü my sister follows the fashion diyor. Kız kardeşim modayı takip ediyor diyor. I am not an adventurous person. Ben macera perest bir insan değilim diyor. O zaman I love camping mi? I... Dislike camping. Dislike. Harikasın için Bugün gerçekten çok iyisin. I dislike camping. Kamp yapmayı sevmem diyebiliriz. Şimdi burayı da bitirdik. Çok güzel. Şimdi neredeyiz? Tamam bu film şişlerine de bakmıştık. Buradaki kelimelere de baktık. Bunlar pozitif, bunlar negatif kelimelerdi. Şimdi gel bakalım burada bir diyalog yapalım diyor. Bu diyaloğa bakalım. Reorder yani yeniden sıraya dizin diyor. Re bak. Play çalmak, replay yeniden çalmak demek. Order sıraya dizmek, reorder da yeniden sıraya dizmek demek anlamına geliyor. Tommy bence diyor, he is selfish and stingy. Bencil ve cimri diyor. Hmm. How do you feel about Jack? Jack hakkında ne hissediyorsun diyor. Because he earns a lot of money but he never buys gifts. Bak, o çok para kazanıyor ama asla hediye almıyor diyor. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun diyor. I don't agree with you. Sana katılmıyorum. He always buys me gifts. Bana daima hediyeler alıyor diyor. Hmm. Şimdi burada gerçekten... Ee, ...Jack'in arkasından... Resmen gıybet yapmışlar hocam ya. Aynen dediğin doğru. Çok büyük günah işlemişler ama yapacak bir şey yok. Biz de bu gıybete ortak olacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi ilk başta herhalde şu bire şunu yazabiliriz. How do you feel about Jack? Jack hakkında ne hissediyorsun? Diye şimdi gıybet başlıyor. Neyi ki hissediyorsun Jack hakkında? O da diyor ki iki. To me, bence... He is selfish and stingy. Bence bencil ve cimri diyor. Pinti yani. Ondan sonra çünkü diyebilir ya da why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? Yani adamı yerin dibine soktun. Bencil ve cimri dedi. Neden böyle düşünüyorsun? Why'dan sonra cevap olarak yani why niçin anlamına geldiği için çünkü bir şey başlatmamız lazım. O da because. Çünkü. O zaman buraya dördü e hemen yerleştiriyorum. Because he earns a lot of money. Çünkü çok para kazanıyor. But never buys gifts. Hiç hediye almıyor diyor. Hmm. Şimdi o zaman sonuçta belli oldu. Beş. Niye sonuç beş? Çünkü I don't agree with you. Sana katılmıyorum. He always buys me gifts. Bak bu da işi iyice çığırından çıkartıyor. Öbürü zaten hediye vermiyor diye kıl alıyordu. Bu da bana hediyeler alıyor diyor. Bana hatta daima hediyeler alıyor diyor. Resmen, resmen gıybet, sansarlık, ee, skandal, ee, ne diyebiliriz başka? Entrika. Entrika, evet çok güzel bir kelime buldun Toku'cuğum. Entrika dönüyor resmen. Ona hediye alırken almıyor falan. Gerçekten garip bir şey ama biz burada amacımız entrikalar diye cümleleri sıraya dizmek. Şimdi gelelim buraya. Şimdi demiş ki tabi buraya geçmeden önce şuradaki ikinci ünitenin konularına da girdik esasında ama burayı şurayı göstermiştik. Tamam burayı ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar alabilirler. Şimdi şurada ünite 2 ile alakalı bazı kavramları verip alıştırmamıza devam edelim. Zaten az kaldı videomuz bitmesine. Preferences, e, preferanslar yani tercihler anlamına geliyor. I prefer jazz to pop. Bak, cazı pop'a tercih ediyorum. Demek ki to'dan sonra diyor, sevmediğimiz şeyi seçiyoruz. Pop. Ama prefer'den sonra sevdiğimiz şeyi söylüyoruz. Şimdi likes and dislikes. I enjoy listening to pop music. Ben müzik dinlemeyi severim diyor. Ee, burada tabii hoşlandığımız şeyler için sadece like veya enjoy değil... ...başka ifadelerde kullanabiliriz. Hatta bunu da şöyle göstereyim. Bak şimdi şöyle anlatayım sana. Hatta şöyle yeşillerle like'ları gösterelim. Bak like. Hatta şu sayfa yazalım bak. Şuraya göstermiştik ya. Kabul etmek, reddetmek. Burada o zaman şöyle yapıyorum. E, likes diyorum tam hoşlandıklarımız Kırmızılarla da Dislikes'ları yazacağım En sona da preference Yani tercihleri yazalım şöyle preferences, preferences yazdım Şimdi Önce hoşlandığımız. Hoşlandığımız zaman ne diyebiliriz Tonguç'um? I like. Harikasın I like diyebiliriz. O zaman yazalım I like ya da I love diyebiliriz. Harikasın Tonguç'um Ya da I'm keen on diyebiliriz Israrlı bir şekilde seviyorum diyebiliriz. I'm keen on ya da I'm really into. Gerçekten ilgiliyim. I'm really into. Ya da bu really koymaz. I'm into da diyebilirsin. I'm crazy about. Delisiyim. Çok seviyorum anlamında. I'm crazy about. Ya da e, I'm ne diyelim mesela? I'm crazy about veyahut da it is impressive diyebiliriz. İlgi çekici. Yani sevdim. It's impressive. İlgi çekici. Ya da it is terrific. Müthiş diyebiliriz. It is terrific dedik. Şimdi bu böyle. Bir de Hoşlanmadığımız zaman dislikes'ta ne diyeceğiz Songuç'um? I hate. Harikasın. I hate. Nefret ederim. Ya da I don't like. Hoşlanmam. Ya da I dislike. Mesela şu anda videoyu beğenen arkadaşlarımız lütfen like butonuna basınlar. I can't stand. I can't stand. Katlanamam demek Songuç'um. Devam ediyoruz. It is unbearable. Katlanılmaz. Unbearable. Devam ediyorum. It is terrible. Terrible ne demekti? Berbat. Harikasın Tonguç'um. Berbat. Berbat diyorsa demek ki katlanmıyor dur. Şimdi hoşlanmalar, hoşlanmamalar ve tercihlere giriyoruz. Tercihlerde ne yapıyorduk? I prefer diyorduk. Sevdiğimiz şeyi söylüyorduk. Sonra da to diye sevmediğimiz şeyi söylüyorduk. O zaman bak buraya sevdiğimiz şeyi bak buraya kalp çiziyorum. Buraya ise sevmediğimiz şeyi buraya da kuru kafa çiziyorum Tonguç'um. Sen artık buraya anlarsın. Şöyle kuru kafayı çiziyorum. Tamam mı? Hatta şöyle kemikler de koyalım ki tam kuru kafa oldu anlaşılsın. Şimdi veyahut da veyahut da ee, ...başka ne olabilir? Ee, I'd rather diyebiliriz. I would rather. Burada sevdiğimiz şey. Sonrasında denden sonra da sevmediğimiz şey geliyor bak. Sevdiğimiz şey. I would rather'dan sonra kalp koyuyorum. Sevmediğimiz denden sonra ise yine... ...kuru kafa Necmi'yi huzurlarınızda yine ekranlara koyuyorum. Tamam mı? Ee, Ve da my preference is diyebiliriz. Benim tercihim diyebiliriz. My preference is e, diyebiliriz. Buraya da tercihim dediğine göre artık buraya yine sevdiğim şeyi koyacağız. O zaman prefer'den sonra ya da I would rather'dan sonra kalp koyuyoruz yani sevdiğim şeyler. To'dan sonra ya pü ya diyorsun yani sevmiyorum. Denden sonrası sevmediğim şeyi koyuyoruz. Burada yine ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayfa bu sayfa sınavınızda yüzde yüz çıkacak. O yüzden buraya karşı hazırlıklı olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Simple present tense geniş zaman He drinks two liters of water every day. Her gün iki litre su içer diyor. Bunu zaten every day, every morning, on Mondays, on Tuesdays. Yani her sabah, her gün, her akşam, pazartesileri, salıları gibi ifadeleri gördüğümüzde diyeceğiz ki bu geniş zamandır. Günlük rutinlerde mesela I write my diary in the evenings. Ben akşamları günlüğümü yazarım diyor. Kişisel fikirlerimizi gösterirken de I think travel books are exciting. Bence seyahat yapları heyecan verici diyebiliriz. Ya da in my opinion, benim fikrimce ya da işte to me, bence gibi ifadelerle fikirlerimizi sunabiliyoruz, dile getirebiliyoruz. Şimdi geldik bu alıştırmaya. Burada dikkat olmamız lazım. Şimdi burada cümleleri dizeceğiz ama bazıları soru cümlesi, bazıları gerçekten normal cümle. İstersen hemen bunu yapmaya başlayalım Tonguç'um. Şimdi başlayalım. Demiş ki işte do, feel, how, school, you, about, your diye bayağı karışık bir alıştırma sormuş. Şu o harfi olacak da bunu da düzeltelim. Şurası about derken şu o harfi olacak. Şimdi, şimdi birincisi soru olduğuna göre sorular e, soru kelimeleriyle başlar yani what, when, why, which, işte where, how. O yüzden buraya bir kere how yazıyorum. En başta sorumuz olacak. How diyoruz, sonra sorumuzu soruyoruz. How do you feel? Nasıl hissedersin? E, mesela okul hakkında nasıl hissedersin diyeceksen how do you feel about your e, school? Okulun hakkında ne hissediyorsun diye soruyor. Sıcak hissediyorum. Sıcak hissediyorum diyorsun. Güzel bir cevap. Gerçekten insan okul hakkında sıcak hissetmeli. Şimdi burada ise soru kelimemizi bulmamız lazım. Şimdi az önce soru kelimemiz how'du. En başa how'u koymuştuk. Burada sence soru kelimesi olabilecek kelime hangisi Tonguç'un? Why. Harikasın. O zaman en başa why yazıyorum. Why. Why e, diyor. Sonra neden biz mesela alışveriş merkezine gitmeyelim diyebilir. So why don't we go to a shopping mall? Biz neden bir Alışveriş merkezine, mall alışveriş merkezi demek yani. Dolayısıyla neden bir alışveriş merkezine gitmiyoruz? Buraya bakalım, burada soru yok. O zaman burada en başa özlemiz gelecek. Friend person is good at trustworthy. Hmm, burada iyi arkadaş güvenilirdir diyeceğiz. O zaman a good friend, bak iyi arkadaş, a good friend is is trustworthy. İyi arkadaş güvenilirdir diyoruz ve cümleyi bitiriyoruz. Şimdi şuna bakalım. Demiş ki ifli bir cümle var. İfli cümle olduğu için ifle başlayacağız. If you don't know my address... If you don't know my address... Adresini bilmiyorsan ne yapacaksın? O zaman beni arayabilir. Please call me şeklinde cümleyi kurabiliriz. Şimdi buraya bakalım. Always hard friends break your bed. Hmm. Burada da herhalde kötü arkadaşlar daima kalbimizi kırar diyecekler. önce en başa şey yazalım özlemizi. Bad friends, kötü arkadaşlar. Kalp kırmak nerede? Break your heart, break your heart. Tabii burada fiilden önce gelmesi gerektiği için always'ı e buraya alıyorum. Bad friends always break your hearts diyebiliriz. Şimdi bunlar zor bir alıştırmaydı gerçekten. Burada cümle kurgusu zor. Bunu hocanız sormayabilir. Sorarsa da mutlaka öğrettiği kısmına soracaktır. Buraya dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelelim buraya. Future intentions yani gelecekle alakalı niyetlerimizi. Şimdi burada fiili şimdiki zamanda kullanacağız. Niye? Çünkü be going to haliyle. Şimdi David throw düzenliyormuş. A reunion party this weekend. Bu hafta sonu bir e, parti düzenliyormuş. O zaman David is going to going to throw diyebiliriz. David yeniden buluşma partisi düzenliyor diyebiliriz. Planlanmış çünkü yani. Burada mesela I am going to attend an important congress on Sunday. Pazar günü önemli bir konferansa katılacağım diyor. My parents are going to move Italy next year. Ailem gelecek yıl İtalya'ya taşınıyor demiş. Demek ki o zaman buradaki mantığımız şu bak. I, you, we, they, he, she, it. işte Ali diyelim mesela veyahut da Ömer diyelim. Böyle isimler geliyor. Sonrasında I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is, Ali is, Ömer is diyorsun. Sonra I am going to diyorsun bak. I am going to. You are going to. We are going to diye devam ediyor böyle. Bunların hepsini artık denden koyuyorum. Tabi buraya bir tane daha yazayım. Going to. İşte denden koydum. İngilizce denden yok ama ben zaman kaybetmeyeyim. Denden koyuyorum. Sonrasında da fiilimiz geliyor. I am going to Go. Gideceğim. You are going to swim. Yüzeceksin. We are going to study. Ders çalışacağız. They are going to işte move. Taşınacaklar. He is going to işte ne olsun mesela ne yapsın? Yüzecek. Tamam yüzecek diyelim. Swim. Veyahut da run. Veyahut da write. Veyahut da learn. Veyahut da işte ee, work. Fark etmez. Bunu bu şekilde kullanmamız gerektiğini asla unutmayalım Tonguç Herhalde benim diyorum. Ve hemen bu alışılmayı bitirdikten sonra şu kısmı da bitirmiştik galiba. Accept Refuse'u. Ha, şuna bakalım. Sonra başka nelerimiz var? Evet, sonrasında bu alıştırmayı bitirelim. Ardından sen mutlaka bak Dinamo İngilizce Soru Bankamızda burada senin için her bir konuyla alakalı kelimeleri veriyoruz. Ardından kelimelerle alakalı alıştırmalarımız var gördüğün gibi. Sonrasında bak honest, Dürüst. işte slumber, pijama, friendly, arkadaş canlısı, selfish, bencil, animation, animasyon, funny, eğlenceli. Bütün bu kelimeleri güzel güzel öğreniyorsun. Hatta ekstra dijital sorular da var. Onları da mutlaka çözmeyi unutma. Bir de yazılı notlarından yanındaki kelimeleri de güzel güzel çalışıp tekrar edersen artık yazılından inşallah en yüksek notları alırsın. Zaten bu iki kitap sadece yazılımlar için değil LGS'de senin en büyük yardımcıların olacak. Şimdi gel bakalım buraya. Demiş ki ee, refuse the invitation with an excuse and apologize demiş. Ha. Refuse ne demek? Reddetmek. Reddetmek demek. O zaman Daveti reddedin diyor bir özürle, excuse özürle. Hani excuse mi özür dilerim demek ya. Bir özürle daveti reddedin ve apologize, özür dileyin diyor. Cansu Deniz'e mesaj atıyor. Diyor ki, daha doğrusu Deniz Cansu'ya mesaj atıyor. Biz de Cansu olup ona cevap vereceğiz. Demiş ki Deniz, dear Cansu, sevgili Cansu. I'm going to an art exhibition on Monday. Ben pazartesi günü bir sanat gösterisine gidiyorum diyor. Sanat sergisine gidiyorum diyor. I know that you want to be an artist. Artist ne demek Tonguç? U? Artist demek hocam. Artist, artist demek değil. Artist, sanatçı demek. Yani esasında doğru. Sanatçı, artist olabilir. Doğru. Ama yani artist misin ya falan derler. O değil. Artist, sanatçı. Yani. Art, sanat. Artist, sanatçı. Şimdi, I know that you want to be an artist. Biliyorum bir e, sanatçı olmak istiyorsun. Yani ressam olmak istiyorsun. Artist, ressam. Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? If you do, eğer katılırsan, you will make me very happy. Beni çok mutlu yaparsın diyor. Yapacaksın diyor. Best wishes, iyi dileklerimle Deniz diyor. Şimdi, Deniz can suyu Neye davet etti? Resim galerisine davet etti. Evet bir resim galerisine davet etti. Sen sanattan çok hoşlanıyorsun, sanat seviyorsun, işte bir sanatçı olmak istiyorsun. O zaman geldi dedi, ressam olmak istiyorsun dedi. Şimdi biz de ee, Cansu'nun yerine cevap vereceğiz ve ona cevap veriyoruz. Diyoruz ki hi Deniz, merhaba Deniz. Reddetmemiz lazım ve özür dilememiz lazım. Mesela burada ne yapabiliriz diyebiliriz ki ilk başta bir teşekkür edelim. Davet için teşekkür edelim. Thanks for your invitation. Davetin için Teşekkürler. Invitation. Ee, katılmak isterdim. I'd like to join you. Sana katılmak isterdim. Fakat I won't be here. I won't be here on Monday. Ee, Pazartesi günü burada olmayacağım diyebilirsin. Ee, maybe another time. Belki başka zaman. Maybe another time diyebiliriz. Ee, I'm so sorry. Özür dediğimiz. I am So sorry çok üzgünüm de diyebiliriz. Ardından da love sevgiler. Kimdi bunu gönderen kimdi? Cansu. Cansu. O zaman buraya da Cansu yazıyorum ve Cansu'nun da imzasını atalım şöyle Cansu'yu. E. Gerçekten Cansu üzgün. Biz üzgünüz. Boşu boşuna o kadar konuştular ama davete katılamadılar. Evet. Ama biz artık sevinçliyiz çünkü yazılı provamız bitti. Buradaki kelimeler de önemli Tonguç'um. Bu videoda gösterdiğimiz tüm kelimeler ve yazılı notlarında göreceğin tüm kelimeler sınavında ve LGS'de karşına çıkabilir. O yüzden çok dikkatli olmalısın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinize yazılı da başarılar diliyoruz. Ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yazın.